Evet, bu soruyu biz de yineleyelim. Bütün bunlar ortadayken projeler halka rağmen mi yapılacak ve özellikle Zonguldak'ta bu projeler ve mevcut projeler sebebiyle nefes almak gittikçe güçleşiyor. Acaba artık nefes almak mümkün mü oralarda diye soracağız. Yaşanabilir Zonguldak platformundan Kadir Orhan telefon hattımızda. Kadir Bey hoş geldiniz Yeşil Bülten'e. Teşekkür ederim efendim. İyi programlar diliyorum. İsmim Kadir Orhan. Yaşanabilir Zonguldak platformu sözcüsüyüm. Evet, Kadir Bey, hemen şu iki soruyla, az önce sorduğumuz iki soruyla başlayalım ve sürdürelim. Evet. Öncelikle şu anda Zonguldak'ı düşündüğümüzde mevcut santraller ve yeni planlananlara hiç geçmeden sadece mevcut santrallerle evet. Bölgedeki durum nedir? İnsanların şikayetleri ne yöndedir? Şöyle anlatayım, Zonguldak bildiğiniz gibi kömürle ve termik santrallerle 50 yıl önce tanışmış. Yani İstanbul Silahlarağı Santralı'ndan sonra Türkiye'nin ilk termik santralı 1948 yılında Çates Termik Santralı olarak hizmete açılmış ve küçük çapta olduğu için bölgede herhangi bir kirliliğe şu ana kadar sebep vermemiştir. Yani doğa onunla baş etmiştir. Fakat günümüze geldiğinde şu anda özellikle 2009-2010 yılında faaliyete başlayan özel şirkete ait 1600 megawattlık termik santralle beraber çevre sorunları hat safhaya ulaşmıştır. Evet. Bu manada biz Yaşanabilir Zonguldak platformu olarak zaten sivil toplum örgütleri olarak sert olarak yaptığımız mücadeleyi daha etkin kılmak için Yaşanabilir Zonguldak platformunu kurduk. Ve bu anlamda bu mücadelemizin daha etkin olması açısından çeşitli etkinlikler düzenledik. Akademisyenlerin katıldığı 27 Şubat 2013 tarihinde termik santral ve çevre etkileri konusunda bir panel düzenledik. Daha sonra sizin de bahsettiğiniz gibi yine aynı firma tarafından yapımı planlanan ZFES 3 ile ilgili çıkan ÇED olumlu kararına yargıya taşıdık. Ve yargı şu an itibariyle yürütmenin durdurulması kararını verdi ve mahkeme devam ediyor. Tabii süreç bununla da kalmadı. Sizin de bahsettiğiniz gibi Ereğli, Zonguldak merkezde şu an itibariyle faaliyette olan 1600 megawatt santral ve henüz şu anda ÇED başvurusu yapılmış olan Filyos Tasköy'de 1600 megawattlık bir termik santral proje aşamasında. Ben onu da buradan söylüyorum, 26 Eylül'de halkın katılımı toplantısı var. Doğayı seven, toprağını seven herkesi bu toplantıya çağırıyorum. Burada mutlaka mücadele etmemiz gerekir. Çünkü buraya yapılacak termik santral sulak alanda dünyanın sayılı kuş cennetlerinden birisine yapılmak isteniyor. Nereden bahsediyoruz tam olarak Kadir Bey? Bu Filyos'taki yapılmak istenen santral. Zonguldak merkeze 60 kilometre mesafede. Filyos'tan. Evet. Filyos Vadisi, şu çok bahsedilen Zonguldak'la ilgili Filyos Vadi projesi denilen yer. Evet. Orada aynı zamanda bir antik kent de yer alıyor sanıyorum değil mi? Yani evet, aynı zamanda bir turizm için de kullanılıyor. Antik kentin hemen yakınında, bitişik 100 metre yanında. Evet ve oraya bir termik santral için şimdi projelendirilmiş durumda bu santral ve çevresel etki evet. Değerlendirme toplantısı mı var yakın bir zamanda? Evet, 26 Eylül'de. 26 Eylül'de. Peki Kadir Bey şöyle sormak isterim. Çünkü buyurun. Örneklerine rastlıyoruz. Örneğin çok yakın bir örnek çünkü olumlu sonuçlanmaya çok yaklaşmış bir direniş var termik santrale karşı Gerze. Peki evet. Bölgede özellikle Zonguldak'taki biliyoruz yıllardır termik santrallerin bulunduğu bir bölge burası. Evet. Zonguldak'ta halkın tepkisi ne durumda termik santrallere, yeni yapılacak olanlara ve mevcut olanlara? Az önce bahsettiğim gibi Zonguldak termik santral kültürüyle yetişmiş fakat özel sektör termik santrallerin faaliyete girmesiyle beraber çevre sorunları hat safhaya ulaştı. Bunun yanında tabii halka sürekli sunulan işte işsizlik, ya işte çocuklarınıza iş olacak, aş olacak, aman buna müsaade edin gibi bu telkinler de yapıldı. Ve zaman içerisinde böyle bir şey olmadığını da gördüklerinde şu anda Zonguldak tamamen ayakta. Yani bu tür termik santral projelerine karşı. Evet sanıyorum 12 üniteye kadar çıkarılacak bölgedeki termik santraller yeni eklenenlerle birlikte bunların mevcut etkileri haliyle daha da
artıyor olacak bir yandan. Evet, sürekli yeni eklenenler var, yeni müracaatlar var, devam ediyor. İşte daha çok yakın zamanda yine Filyos'un hemen yakınında Saltukova Beldesi'nde geçtiğimiz ay bir chat toplantısı vardı. Sanıyorum herhalde Çevre Bakanlığı o projeyi şimdilik kaydıyla iade etti. Bunlar da hazır bekliyor. Tabii bildiğiniz gibi işte Bartın, Amasra, işte Sinop'ta yani Gezde'de sürekli bir mücadele içinde. Sizin bahsettiğiniz işte Batı Karadeniz bölgesinde hep hava kirliliğinden bahsediyorsunuz. Burada göz ardı edilen çok önemli bir nokta var. Deniz kirliliği. Bu termik santrallerin tamamı denizden soğutma suyu alıyor. Yani denizdeki bütün canlıları alıyor ve öldürüyor. Bu manada ben bütün Karadeniz'i bu konuda birlik olmaya ve mücadele etmeye davet ediyorum. Aslında bu sadece belki Karadeniz bölgesi de değil, Türkiye'deki Karadeniz'e kıyısı olan diğer ülkeler de dahil olmak üzere ciddi bir etki değil mi bu yapılan etki? Kesinlikle. Ben size şöyle bir bilgi daha vereyim. 600 megawattlık bir termik santral bir saniyede 40 metreküp denizden su çekiyor. Çektiği bu suyu ne yapıyor peki? Çektiği suyu tekrar geri veriyor. Yani çektiği su da organik maddeleri ve canlıları öldürüyor. Sonra tekrar soğutmasını yaptıktan sonra geri veriyor denize. Yani şu anda bizim bölgemizde mevcut termik santrallar vasıtasıyla saniyede 80 metreküp, bak saniyede diyorum, saniyede 80 metreküp deniz suyu çekiliyor ve bu deniz suyu, yani içinde canlıların yaşadığı deniz suyu yaşamsal özelliğini kaybetmiş vaziyette tekrar denize veriliyor. Bence bu çok önemli bir konu. Özellikle bunun üzerinde durulması lazım. Bu da şu demek. Filyos'ta yapılan termik santral 1600 megawatt bir bu kadar su çekecektir. Amasra'da yapılan santral bir bu kadar su çekecektir. Yani şöyle bir durumda varsaysanız ki bu suları denize vermeseler belki bir ayda Karadeniz'i kurutacak kadar su çekiyor. Evet, peki. Bu çok devasa bir sorun. Ben bu konu üzerinde daha fazla durulmasını istiyorum. Evet, gerçekten önemli bir nokta dikkat çektiğiniz Kadir Bey. Teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için de. Son olarak 26 Eylül'deki Filyos'taki kurulacak termik santralin çevresel etki değerlendirme toplantısı için nasıl bir plan var? Genelde yaptırmamak yönünde bir eylem gerçekleşiyor toplantıları. Sizin planınız nedir? Kesinlikle yaptırmama yönünde. Yani işte toplantı yaptırmayacağız herhalde. Gerçi arkadaşlarla son bir görüşme yaparız nasıl hareket tarzı olacağı şeklinde ama şu ana kadar öyle yapıldı. Pekala. Çok teşekkür ediyoruz Kadir Orhan aktardıklarınız için ve katılımınız için. Biz de teşekkür ediyoruz efendim. Sağ olun. Biz de teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler, Yeşil Bülten devam edecek.